Özellikle gelen sorular deniliyor ki ani bacaktaki yürüme esnasındaki ağrılarla bu şikayetin tanısı konuldu. Direkt bacaktaki ani ağrıları mı dikkate almamız lazım diye soralım hocam. Bir de stent bypass ile ilgili çok fazla soru var. Stent takıldı, bypass takıldı. Yeni bir hayat başlangıcı oluyor ama nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Biraz da ameliyat sonrası danışanlarınızdan mutlaka hocam soruyordur kişiler. Mahke. Şu an evet oldum bu işlem ama ne yapmam lazım? Spor diyorsunuz ama evet. e, sporunu yapan spor var mı? değil de Beslen, egzersiz, egzersiz diyoruz egzersiz. ona. Evet. çünkü spor e, farklı anlaşılabilir, evet. e, sakıncalı durumlara yol açabilir. E, hafif egzersiz. Bu tabi e, ameliyat yapan e, kalp cerrahi arkadaşlarımız mutlaka e, operasyon sonrası hastamızı taburcu ederken e, gerekli bilgilendirmeyi yapıyor. Biz sistem taktığımızda e, sonuçta bir hastalıkla taburcu ediyoruz hastamızı. Elbette ki hastalığın bir atağını tedavi etmiş oluyoruz ama Hastalıkla hastamız bundan sonraki hayatında yaşamaya devam edecek. Dolayısıyla yaşam tarzı değişikliği dediğimiz bu aldığı gıdalardan tutun, egzersiz alışkanlıklarına, bir takım tuz kısıtlamasına, zararlı alışkanlıkların terk edilmesine kadar artık bir anlamda yeni bir hayat önünde söz konusu evet. oluyor hastamızın. O bilgilendirmeyi mutlaka yapıyoruz. Bunu dediğim gibi bypass yapılmışsa cerrahlarımız mutlaka bu konuda bilgilendiriyor. Bizimle ilgili de şayet bir kalp krizi geçirmiş, stent takılmış, damar açılmış ise mutlaka o bilgilendirmeyi yapıyoruz. Tekrar vurgulamak gerekirse bacak damarı veya kalp damarı tıkanıklığı sebepleri aynıdır. Sadece tedavi süreçleri farklıdır. Bacak damarı aniden tıkanması halinde bacak damarının elbette ani başlayan bir bacak ağrısı söz konusudur ama bu Bizim çoğunlukla uğraştığımız e, hasta grubuna nazaran daha az görülen bir durum. Bir pıhtının yukarıdan gelip çoğunlukla kalpten gelmek suretiyle ani olarak bacak damarının tıkanmasıyla ortaya çıkar ani bacak ağrısı. Bizim ani bacak ağrısını görme olayımız e, genellikle sadece burada olur. yürünmesini mi kısıtlıyor? Çünkü gelen sorularda e, söylerken e, durunca geçiyor diye gelen sorular var. İki başlık var burada. Evet. Bir akut durum, acil durum. Demi söylediğim gibi, bacak damarının ani olarak yukarıdan çoğunlukla kalpten gelen bir pıhtıyla tıkanması, bu çoğunlukla kalp hastalığındandır. Aslında periferik arter hastalığı olmayan bir kişi de bile bu olabilir. Bu acil bir durumdur ve operasyonla oradaki pıhtının çekilmesi esasına dayanır. Bizim yürürken bacağın ağrması dinlenince geçmesi şeklindeki durum ise gerçek anlamda periferik arter hastalığıdır. Yani bu bacağımızı besleyen damarların çeşitli o bahsettiğimiz etkenlere bağlı olarak önce daralması arkasından tıkanmaz sonucu oluşan şikayetler. Bunlar hastamızı panik içerisinde doktora götürecek şeyler değil. Çoğunlukla biraz sinsi seyirli şikayetler. Yürüdüm, 200 metre yürüdüm, bacağıma kram girdi. Biraz durdum, geçti. Şimdi böyle bir tablo olduğunda haliyle ...sürekli olan bir ağrıya nazaran... ...böyle bir şikayet olan hasta... ...biraz daha doktora giderken... ...ağır davranabiliyor. İhmakar davranabiliyor. Dolayısıyla... ...bizim için yaygın görülen problem... ...ani olarak damarın tıkanması... ...ve bacağın gangrene doğru gitmesi değil. Daha çok gördüğümüz... ...yürürken bacakta kramp... ...kasılma veya ağrı. Yani biz bunu... Tabii, olarak ifade edersek topallama diyoruz. Bir anda hareket sistemi değişiyor o zaman kişinin. Bir anda değil işte. Yani 300 metre yürüdük. Kasıldı. 200 metre evet. yürüdük. Kasıldı. kasıldı. Bir, bir bacak veya iki bacak fark etmez. Problemin genişliğine göre. Çoğunlukla bir tarafta daha ağırlıklı şikayet başlar. Burada hastamız dediğim gibi korku ve panikle doktora gitme ihtiyacı duymaz çoğunlukla. Der ki yoruldum herhalde. Bundan dolayı Bacağıma kramp girdi. E, oysa yorulmayla ilgili değil, aşırı bir efor sarf etmekle ilgili değil. Y yürüme esnasında bacak damarlarına yeterli kan gelmediği için istirahatteyken yeterli olan o kan dolaşımı hareket halindeyken, çalışan bir kas dokusu varken yetersiz oluyor. Dolayısıyla e, yürüme esnasında, sadece yürüme esnasında olan bir ağrı. O zaman kan dolaşımının düzenli olmamasından yaşanan sıkıntı diyebilir miyiz? elbette kan dolaşımının hmm. kesintiye uğraması. damar yüzde 80 daralmıştır, yüzde 90 daralmıştır, yüzde 99 daralmıştır. İstirahatteyken özellikle bacak damarları için konuşsak, istirahatteyken bu hastalarımızda genellikle bir sıkıntıya yol açmaz. Yani yüzde 99 tıkalı, hatta yüzde 100 tıkalı, yavaş yavaş tıkanmışsa şayet yüzde 100 tıkalı bir damarda bile istirahat halindeyken hiçbir sorun olmayabilir. Ancak yürüdüğü zaman belirti verir. Dolayısıyla e, hastalarımızın teşhisinin konması, dahası şunu ifade etmek lazım. Bütün tıkalı bacak damarları açılmalıdır diye bir şey de yok. Hastamızın şikayetlerini ve problemi bir şekilde eşleştirerek, e, problemin ciddiyetine e, bakarak, e, anjiyografi ile anatomisini iyice gözden geçirerek, biz bu hastalarımıza ...sadece ilaç tedavisi önerebiliriz. Sadece ilacını kullan... ...sigarayı bırak ve yürü. E, bu şekilde bir tedavi yaklaşımımız da var. Ama bir kısmında elbette... E, ...bir e, balon ile damarı açma yoluna gidebiliriz. E, artık çok nadiren de olsa... E, ...ameliyat gibi e, bir seçeneğimiz de elbette var. Ama şunu vurgulamak lazım. Periferik arter hastalığında... ...cerrahinin e, yeri e, neredeyse ortadan kalktı gibi bir tablo var. Artık bütün bölgelerdeki damarları biz balonla, stentle tedavi edebiliyoruz. Hatta cerrahlarımız da artık bu alanda ameliyatla değil de anjiyografi gibi bir yöntemle hastalarını tedavi etmeye başladılar bizim gibi.